Selamlar. Bugün termosları inceliyoruz. Gerek şehir hayatında gerekse doğada termoslar hayat kurtarıyor. Sıcak veya soğuk içeceklerinizi yalıtım özelliklerine göre farklı saat aralıklarında sıcaklıklarının büyük oranda korunmasını sağlıyorlar. Vakumlu termoslar genellikle 2 adet katmanın iç içe geçirilmesi ve içindeki havanın dışarı atılması ile oluşuyor. Böylece arada kalan boşluk tampon görevi görüyor ve içecek ile ortam arasındaki ısı alışverişini büyük oranda kesiyor. Pek çok çeşidi mevcut. Eğer kahvenizin, meyve suyunuzun içerken sıcaklığını muhafaza etmesini istiyorsanız en pratik modeller termos bardaklar diyebiliriz. Bugün inceleyeceğimiz bardak termos ile Stanley'in One Hand modeli. Stanley'den biraz bahsedecek olursak, Stanley isminden de paslanmaz çeliği çağrıştırıyor. Bütün ürünlerinde ana madde olarak paslanmaz çeliği kullanıyorlar. Hiçbir alüminyum ekipman üretmiyorlar. Tamamı paslanmaz çelikten ve insan sağlığına zararsız, kanserojen olmayan BPA içermez materyaller kullanıyorlar. Termos bardağın isminden de anlaşılacağı gibi tek elle kullanımda hiçbir zorluk yaşatmıyor. Hatta iki elinizle kullanmanıza bile gerek kalmıyor. İçeceği 7 saat sıcak, 7 saat soğuk, 30 saatte buzluyken sıcaklığı ısısını koruyor. 473 ml hacme sahip ancak farklı hacimlerde modelleri de mevcut. Boş ağırlığı ise 400 gram, tamamen doldurduğunuzda ise 900 grama kadar yaklaşıyor. Elbette biraz ağır diyebiliriz ama içeceği soğuk veya sıcak tutmasını da düşündüğümüzde ayrıca diğer çelik motorlarla kıyasladığımızda yaklaşık onların iki katı diyebiliriz ağırlığa sahip. Ama verdiği konforu da unutmamak gerekiyor. Yani 200 gram, 200-250 gram oluyor genelde çelik motorlar. Bunun da özel bir mekanizması var. Böyle bir mekanizma olmasa bile 200 grama yaklaşıyorlar neredeyse. Bu da 400 gram. Yani yaklaşık 200 grama ekstradan bir ağırlık taşıyorsunuz yanınızda. Çok da fazla değil açıkçası. Özel tasarlanan ağız kısmı ile kilit mekanizması oldukça iyi çalışıyor. Bardağın tuşuna basmadığınız zamanlarda çevirseniz bile hiçbir şekilde su sızdırmıyor. İçeceği içerken ki tuşa basma şiddetinize göre akış hızını da ayarlayabiliyorsunuz. Maksimum debide gayet hızlı akış sağlıyor ve içecekleri akarken gecikme hissetmiyorsunuz. Özellikle çevirdiğinizde akıtmaması gerçekten çok memnun edici. Tuşa basıyorum, akıtıyor, bırakıyorum. Bakın bu şekilde gayet basit, bu şekilde tetik gibi çat çat çat. Oldukça basit bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Diyebilirsiniz ki bu kısım mekanik. Bunu nasıl temizleyeceğiz? Hemen açalım. Şöyle gösteriyorum. Bakın burasındaki kapağı çeviriyorum. Burayı çevirdikten sonra bütün set dağılıyor içerisindeki. Temizleyebiliyorsunuz rahatlıkla. Zaten termosu bulaşık makinenizde de yıkayabilirsiniz. Kapağı takma şekli de oldukça basit. Yarım tur çevirmeniz yeterli oluyor takarken. Malzeme kalitesinden biraz bahsedecek olursak hakikaten bayağı sağlam bir termos olmuş. Ben birkaç defa yere düşürdüm. Özellikle bir keresinde saçma sapan bir şekilde yere düşürdüm. Ama ona rağmen herhangi bir yerine bir ezik, büzük olmadı. Boyası gayet kaliteli ve özel bir hissiyatı var bu boyasının. Ve yeşil rengi gerçekten çok şık duruyor. Bu Stanley'in yeşili zaten şu markayı görmeseniz bile Stanley olduğunu anlıyorsunuz. Üzerindeki boya oldukça ilginç ve 3 boyutlu toprak çatlakları varmış gibi hissettiriyor. Şurada Stanley logosu zaten bambaşka duruyor. 1913'ten beri üretim yapan bir marka. Alt kısmı gördüğünüz gibi biraz daha farklı bir çelikten oluşturulmuş. Bunun bu şekilde olmasının sebebi örneğin arabanızdaki bardak koyma kısmına bunu bu şekilde yerleştiriyorsunuz. Bu kısmı çizilebilir, ezilebilir diye sanıyorum ki biraz daha sağlam bu kısım. Böylelikle daha uzun ömürlü oluyor termos. Stanley'in gerçekten ciddi bir müşteri memnuniyeti var. Bütün ürünlerinde ömür boyu garanti sunuyor sizlere. Yani bu materyali aldığınızda evladiyelik bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Torunlarınıza bile geçebiliyor hakikaten ki 1913 yılından beri üretim yapan bir firma dedik ya. İnternette biraz araştırdığınızda Stanley'in ilk termoslarını halen daha kullanan insanlarla karşılaşabilirsiniz. Tasarımları da halen daha o eski zamanlardaki tasarımları koruyorlar. Bu da bence oldukça güzel. Şehirde masa başında, doğada ateş başında, ömür boyu garantisiyle babadan oğula miras kalacak faydalı bir yatırım bence. Satın almak isterseniz açıklama kısmına linkini bırakacağım. kutupayısı.com'a da ayrıca teşekkür ederim. Bir sonraki videoda da kampta yemek nasıl pişirilir, yemek pişirirken püf noktalar ne onlardan bahsedeceğiz. Beraberinde Stanley'in Adventure yemek setini de inceleyeceğiz. O videoyu da kaçırmamak istiyorsanız alt kısımdan kanalıma abone olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşça kalın. Bye bye.